Ahali selam selam, Ahmet Taşpınar ben, Modular Ekonomisi'nin uzaktan eğitim stüdyolarından merhabalar. Niye geldik? Geçen hafta Instagram hesabımızda paylaşmış olduğumuz soruların çözümleriyle karşı karşıyayız bugün. Ne ile başlıyoruz? Kelime sorularıyla. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım mı? Efendim başlayalım. Seçeneklerde sıfat bilgisi ölçülüyor. Negligible ihmal edilebilir. Çiziyorum altına ama çizilmiyor. Negligible. Niye çizilmiyor? Negligible. Ha, çizildi. Predictable tahmin edilebilir. Opposite karşı, aksi. Efficient etkili ve beneficial faydalı anlamındaki sıfatlarımız. Peki ne yapacağız? Mümkün mertebe seçeneklerde pozitif, negatif ve nötr şeklinde yanaşması sağlıklı olacaktır seçeneklere. Şöyle ki beneficial ifadesine bir artı yazarız herhalde. Efficient'a da bir artı yazarız artık. Predictable tahmin edilebilir, buna bir nötr bir ifade koyalım. Opposite karşı, aksi, buna bir negatif. Negligible ihmal edilebilir. Vallahi bu nötr de olabilir veya belki negatif de olabilir. Şimdi boşluğun devamlı gelen effect ifadesi güzel bir ipucu mu? Evet, güzel bir ipucu. Şimdi nasıl bir etki? İhmal edilebilir bir etki mi? Tahmin edilebilir bir etki mi? Aksi etki, tersine etki mi? Faydalı etki, etkili etki. Allah Allah. Şimdi gelin bir bakalım. Nereden çıkartacağız? Bu tür sorularda, kelime sorularında bir boşluğun sağında solunda bize bir bağlaç verilmiş mi verilmemiş mi, ona bir bakalım. And'in devamında might contribute to the prevalence of depression ifadesini görüp depresyonun prevalansı, prevalans sağlık terimi olarak sağlıkçılar böyle kullanırlar. Siz de bunu son zamanlarda televizyonlarda bol bol duyuyorsunuzdur. Depresyonun yaygınlığına katkı sağlayabilir veya sebep olabilir şeklinde and'in devamında bize bir negatif dizilim verilmiş. O zaman diyeceksin ki dostum, benim nasıl bir etkim olacak acaba? Have the effect ifadesinin altını çizdim. Bu etkimiz olumsuz bir etki olacak. O zaman olumsuz etki, ters etki anlamıyla opposite'i işaretleyeceğiz. Ve diyor ki sosyal baskı to feel happy. Ha, mutlu hissetmek için olan sosyal baskı aslında olumsuz etki oluşturur. Yani sen mutlu olacaksın dediğin zaman ya işte bak ne kadar güzel bir haldesin, hali vakti yerindesin falan falan. Ama bu insanda olumsuz bir etki yaratıyormuş. Bunu da son zamanlardaki araştırmaya göre öğrenmiş bulunuyoruz. Bir sonraki soruya geçtik. Evet, seçeneklerde dikkat ederseniz fiil bilgisi var. Deceive, aldatmak anlamındaki fiilimiz. Peki, authorize, yetki vermek anlamındaki fiilimiz. Sacrifice, kendini kurban etme şeklinde Türkçe'ye çevirebileceğimiz başka bir fiil. Encompass, kapsamak şeklinde sınavın çok sevdiği bir fiil ve prohibit de yasaklamak anlamında verilen fiiller. Şimdi boşluktan öncesinde diyor ki bak dostum diyor gel bir okuyalım diyor. Culture is the characteristic and knowledge of particular group of people. Bir grup insanın spesifik bilgi ve özelliğidir. Bu dili, dini, yemeği, hani yemeğimizi, mutfağımızı, sosyal alışkanlıkları, müziği ve sanatı ne yapar? Ya arkadaş sınavda çok geldi. Bak açıyor açıyor ve yani böyle saç ez gibi bir ifade esasında. Şunu kapsayan anlamıyla net işaretledik Denizli'yi. Burada tabii ekstra bir açıklama yapmaya gerek olan bir soru mu? Hayır değil efendim dedim. Geçtim bir sonraki soruya. Geldim bir zarf sorusuymuş. Çok heyecanlıyız. Acaba bu sorunun cevabı ne olacak? Obviously açıkça. Consistently sürekli olarak. Ultimately, nihayetinde, sonunda, adversely, olumsuz bir şekilde, ters bir şekilde, exactly, tam olarak şeklinde Türkçe'ye çevireceğimiz zarflarımız var. Ne yapalım? Şimdi gelin yine aynı şeyi yapalım. Unlike'ın bulunduğu yan cümleyi bir okuyacağız. Ve bunun tam aksini arayacağız seçeneklerde. Bunu sınav çok yapıyor, biz de yapıyoruz. Diyor ki, many legend. Şimdi legend'ı görünce, efsaneyi görünce benim aklıma ne geldi? Bir belirsizlik geldi. Birçok efsane var. Kökeninin böyle zamanın içerisinde kaybolduğu düşünülen efsanelerin aksine. Şimdi bir dakika. Şimdi burada diyeceksin ki dostum burada bir bilinmezlik var ama bunun aksine diyerek boşluğun devamını düzeltiyorum. Virgülün devamında we know biz biliyoruz diyorsa dostum yukarıda belirsizlik vardı biz biliyoruz. Atlantis'i bilmeyenler okusunlar arkadaşlar. Atlantis'in hikayesinin nerede ve ne zaman ortaya çıktığını tam olarak biliyoruz, kesin olarak biliyoruz diyerekten Edirne'yi işaretledik. Eflatun'un diyaloglarında geçiyormuş efendim. Okumanız tavsiye edilir. Okuyanlar öyle dediler. Evet efendim. Geldik bir sonraki sorumuza. Şimdi ne sorusu? Ya vallahi hoca seçeneklerde kelime sorusu anladık. Appropriate uygun. Eyvallah. Based dayanan.
Expected, beklenen. Inferior, böyle ikincil derecede olabilir, alçak. Ama alçak derken alçak adamdaki alçak değil bu tabii. Bir superior var, üstün birincil. Bir de inferior, alçak ikincil. Alt kısım içinde kullanılıyor. Sağlıkçılar bunu da o formatta bilirler. Ve reliable, güvenilir anlamında verilen ifadeler. Ya hoca kolay soruymuş. Neden? Çünkü boşluğun sağına soluna bir baktık. Gözünüzü açıcı açıp bir bakacaksın. 10 prep ile kullanılabilecek ifade. Hop, based on'a gittik. Bu kadar mı? Bu kadar hoca. Inferior ne alıyordu? Inferior devamında superior gibi two prep'ini alır. Bunun haricinde appropriate four prep'ini alabilir arkadaşlar. Diğerleri hakkında herhangi bir fikir beyan etmekten kaçınıyorum. Hemen soruya bakalım. Ramazan. Evet, Ramazan ayı İslami takvime göre 9. aydadır. İçinde bulunduğumuz aydan bahsediyoruz. A lunar calendar. Bu bir ay takvimidir ve ayın döngülerine bağlıdır diyerekten Bursa Beyson'u işaretledik. Çok da tatlı oldu. Peki geldik 5. sorumuza. Destiny's Child diye çok böyle uzun uzun zamandır bulunan bir grup vardır. Destiny gidilecek yoldur. Destiny kaderdir. Prevention önlem diyebiliriz. Engelleme diyebiliriz. Adversity olumsuzluk, terslik diyebiliriz. Equality eşitlik ve integration'da entegrasyon, birleşme anlamlarında kullanılabilecek isimler. Ne yapalım? Okuyalım. Okumadan nereyi işaretleyeceksin? Dostum diyor bak, çocuklar ve gençler. Şimdi geliyor, ipucu geliyor, yakala. Yakala! Who experience abuse? Abuse böyle kötüye kullanma, istismar etme demektir. O zaman istismarı yaşayan diye çevirelim. Experience'ı deneyimleyen diye değil de yaşayan diye çevirelim. Ve or bullying. Bunu işte bizim kültürümüzde olmayan bir şey esasında. Bu adam buna hani bu zorbalık kelimesi, hani çocukların akranlarına uyguladığı zorbalık. Veyahut istismarı yaşayan çocuklar veyahut şiddete tanık olan çocuklar. Peki, and other forms of ve diğer ne formlarına tanık olan çocuklar are more likely to develop heart and blood vessel disease at adult. Elemanlar yetişkin o hale geldiğinde, büyüdüklerinde sıkıntı yaşıyorlarmış, kalp krizi yaşıyorlarmış, kalp damar rahatsızlığı çekiyorlarmış filan falan. Şimdi o zaman benim burada dikkat ederseniz herhalde çizmem gereken kısım şurası. Çok basit basit indirgeyelim. Boşluk ve kendinden öncesine gelen other forms of ifadesinin altını çizdim. Bu bir ekleme yapılarak kullanılmış. Bu and violence. Şimdi şiddete tanık olacağız ve başka neye tanık olacağız? Ne yapacaksın dostum? Olumsuz bir seçenek araman lazım. Pozitif, negatif, nötrü unutmayınız. O zaman olumsuzluk da sadece tek seçenek, adversity. Olumsuzluk yaşayan, başka olumsuzluk yaşayan veya bunlara şahit olan çocuklar sıkıntı yaşıyorlarmış efendim. Adversity işaretleyip geçtik. Geldik 6. sorumuza. Circumstance, durum, şart, koşul şeklinde içinde bulunan durum için kullanılan çok tatlı bir kelimedir circumstance. Peki fertility doğum demek ama bir de aynı zamanda verimlilik anlamı var. Yani fertility rate diye kullanıldığında doğum oranı diye kullanılabiliyor. Eğer ki biz bir hani topraktan, tarımdan bahsediyorsak bunu verimlilik diye çevirebiliriz ama insan nüfustan bahsediyorsak da o zaman doğum diye çevirebiliriz. Neyse. Decline azalma diye çevirebileceğimiz bir kelimemiz aynı zamanda decline reddetmek anlamı da var. Violence şiddet ve hostility düşmanlık. Hostile. Vay arkadaş. Peki ne yapalım? Şimdi diyor ki leads to fear. Bir korkuya sebep olunuyormuş arkadaşlar. Ne korkusu var? Yalnız korkuya sebep olan şey ve sebep olunan şey. Yani sebep sonucu bence bir ortaya çıkartalım. Diyor ki bak. 1- Televizyon. 2- Akıllı telefonlar. 3- Sosyal medya gibi yeni teknolojilerin benimsenmesi genellikle korkulara sebebiyet veriyor. Bence çok temiz, anlaşılabilir bir soru kökü. Face to face interaction. Yani o yüz yüze yapılan, hani şu kapanma zamanında işte bu kapanma zamanında işte uzak kaldığımız, yüz yüze yaptığımız o temasların azalması korkularına sebebiyet veriyor diyerekten işaretledik Ceyhan'ı. Bence net bir sınav formatında sert soru olmuş. Yazan arkadaşları tebrik ediyoruz, Moda Dil yazarlarını. Geldik şimdi zarf sorusuna. Haydi bakalım, ultimately nihayetinde son olarak anlamında kullanılan bir zarfımız. Especially özellikle annually yıllık. Yıllık olarak formally resmen ve vagly diye mi okuyacaktım? Herhalde vagly diye. Vague diye okuyordum eskiden ama öğrettiler. Dediler ki hoca yanlış okuyorsun. Afyon İngilizcesi burada yetmedi sana dediler. Vagly boşu boşuna beyhude bir şekilde şeklinde Türkçe'ye çevirebileceğim bir ifade. Peki ne yapalım? Esasında hepsini bir okuduktan sonrasında güzel bir ipucumuz var birazdan. Çok okuyan bilir mevzunu. Çok gezen de bilebilir tabii ama çok okuyan kastettiğimiz İngilizce metinlerde
Çat diye böyle, aa hocam kulağıma hoş geldi şunu işaretledim diyebileceğiniz bir seçenek doğru gelecek. Bak şimdi, the way we carry ourselves, kendimizi taşıma yöntemimiz ve diğerleriyle etkileşime girme yöntemimiz is completely based on, tamamen the things around us, bizim etrafımızdaki şeylere bağlıdır. Cümle bitti. Ya niye devam ettiriyorsun ki? Dur dostum, dur. When it comes to our gender identity, bizim cinsiyet kimliğimize gelince. Düşünelim, bizim cinsiyet kimliğimize gelince. Adam ne yaptı? Dostum dedi, yukarıda esasında etkileşime girdiğim şeylerden bahsediyorum dedi. Şimdi genel bir ifadeden bahsetti. Hop, boşluğun devamında özele geçiş yaptı. Dikkat ettiniz mi? Genelden özele geçiş yaparken especially, notably, specifically, especially. Neyse, söylediğimiz aynı kelimeyi tekrar etmişiz. Özellikle de cinsiyet kimliğine gelindiğinde. Şimdi burada ne yaptık? Genelden özele inerken kullandığımız especially'yi kullandık. Peki. Peki neydi o sınava girdiğinde? Especially when it comes to. Özellikle şuna şuna gelindiğinde diyerek genelden özele geçiş yaparken çok tatlı bir kullanımdır. Olaya vurgu katmak için kullanılır. Net işaretledim Bursa especially. Efendim sorularımız burada bitti. O zaman ne diyelim? Bir sonraki soru çözümlerimizde yine moda dil hocalarımızla karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla ama sağlıcakla.